Efendim Ömer. Niye açmıyorsun abicim telefonlarımı ya? Neredesin sen? Ya bu meşgul yakalamasam bunu da açmayacaktın değil mi? Merve ile konuşuyordum. Ömer ben çok yorgunum ya. Önemli bir şey varsa söyle hadi. Yok. Görüşmeleri ne yaptın? Onu soracaktım. Bir de ben seni merak ettim ya. Hala kızgın mısın bana? Ömer tamam hallettik dedim ya. Birbirimizi anladığımızı umuyorum. E niye sesin kötü o zaman hala? Ne oldu? Barışamadınız mı Merve ile? Ömer, sonra konuşalım mı? Kapatmam lazım. Tamam. İtiraf et, kurtul. Anlamadım. Neyi? Yanımda olmayı seçtiğini. Tesadüfler yok, tercihler var. Kendin söylemiştin. Ben tercihimi kahvaltıdan yana kullandım. Gördüğün gibi ben de. So. Çok düşünüyorsun bence. Yani ilişkiler basittir. Böyle kafayı takmaya değmez. Benim ilişkime kafa yordum nereden çıkarını anlamadım ki. Peki. Öyle olsun. Akşama bir planın var mı bu arada? Yok. Senin var galiba. Var evet. Bir yemeğe davetliyim. Güzel. Olağanüstü bir adamla baş başa yemek yiyeceğiz. İyi sevindim senin adına. Ve bu adam sensin. Ya oradan baktığında olağanüstü bir adam gibi mi duruyorum? Kesinlikle. Ama ben gelemem büyük ihtimal. Toplantıda olacağım. Sen bilirsin. Ben saat 9'da burada olacağım. Beklerim. Bence geleceksin. Anlamadım. Yemeğe. Bence beni yalnız bırakmayacaksın. Ben bir söz verdim, tutamıyorum. Bu hayatta en değer verdiğim insana verdiğim sözü tutamıyorum. Adalet anne, ihanet ettim, gücüm yetmedi. Mecnun'un gücü yetmemiş aşka. Senin mi yetecek? Ya ona ihanet edecektin ya da kendi kalbine. Sevmişsin işte. Ötesi yok ki bunun. Elinden ne gelir ki başka? Sarıgül ayrılıktır ama. Yalan demişler. Tam tersin abla. Sarı sarılmaktır, kavuşmaktır. Efendim. Sana bir şey soracağım Merve. Dürüstçe cevaplamanı istiyorum. Evet, dinliyorum. Beni seviyor musun Merve? Merve. Merve, beni hala seviyorsan bunu duymaya gerçekten çok ihtiyacım var şu an. Sana söyledim Hakan. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Döndüğünde konuşacağız zaten. Merve soru çok basit. Beni seviyor musun, sevmiyor musun? Tek kelime. Evet ya da hayır. Hakan lütfen. Merve. Tek kelime. Evet ya da hayır. Hayır. Hayır.
Şu an cevaplamayacağım sorunu. Döndüğünde konuşuruz. Hakan Bey, bir notunuz vardı. Şöyle vereyim. Teşekkürler, sağ olun. Toplantını iyi geçir umarım. Olur derken biterse seni bekliyor olacağım. Soru çok basit. Beni seviyor musun, sevmiyor musun? Tek kelime. Evet ya da hayır. Hayır. Çok güzel bir yermiş bu arada. Etrafındaki güzellikleri görmeye başladın sonunda. Hakan, sana bir şey söyleyeceğim. Ben ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Yani bilmeni istedim. Vallahi açık açık söyleyeyim ben sana. Söylediklerine hiç inanmadım. İster inan, ister inanma. Gerçekler bunlar. Zayıflıktan hoşlanmıyorum sadece. Aşık olma hali bana zayıflık gibi geliyor. Bence tam tersi. Aşk insanı her zaman güçlendirir. Dün akşam hiç öyle görünmüyordun ama. Aşk bayağı canını sıkmış gibiydi. Ya bu konunun aşkla bir ilgisi yoktu. Her şeyin aşkla ilgisi var. Güven de öyle. Aşıksan eğer karşındakine güvenmek zorundasın. O zaman da zayıf düşersin. Çünkü seni incitme konusunda bütün inisiyatifi karşı tarafa bırakmış olursun. Ya senin bu söylediğin neye benziyor biliyor musun? Hani kişisel gelişim kitapları okuyup kendini bilgisayanlar var ya. Ya da ne bileyim böyle birkaç tane yemek kitabı okuyup aşçı olduğunu sananlar. Onun gibi bir şey. Tecrübe çok gerekli bu hayatta. O yüzden bence aşkın tarifi falan yok. Ben de el yordamıyla bulurum yolumu o zaman. Ya da bakarsın günün birinde biri karşıma çıkıp yol gösterir bana. Bir şey sorabilir miyim sana? Tabii ki. Neden ben? Sen harika bir adamsın. Kendinin farkına var artık. Ne yapıyoruz biz şu anda? Sen ne yapmak isterdin? Günaydın. Günaydın. Seni bilmiyorum ama ben hiç pişman değilim. Hatta dün hayatımın en güzel gecesiydi diyebilirim. Ne oldu, pişman mısın? Yaşanmaması gereken bir şeydi ama yaşandı. Seninle bir ilgisi yok. Benim hatam. Yok, yanılıyorsun, benim hatam asıl.
Dün gece hayatımda ilk defa kendimi, duygularıma teslim ettim. Ve duygularımı teslim ettiğim adam evli. Kolyeni odamda unutmuşsun. Ne oldu Nebutu var? Sence? Bak ben seni kırmak istemedim. Karımı gerçekten seviyorum, hepsi bu. Söylemiştim sana zaten. Benim hatam. Tek başına işin altından kalkamıyorsun değil mi? O zaman bırak sorumluluğu ben alayım. Senin hiçbir hatan yok. Ben istedim diye oldu. Seni istedim ve zorladım. Belki de hikaye bundan ibarettir. O yüzden kendini suçlama böyle. Rahatla biraz.